Trafik örnek deneme sorularını çözmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Banko sizlere de çıkacak 35 adet soru. Sınavlara giren arkadaşlara başarılar diliyorum. 2021 sınavlarında arkadaşlar YouTube kanalımıza abone olup YouTube kanalımızda kalarak sınavı geçebilirsiniz. %100 sizlere çıkacak. Bundan önce atmış olduğum sorulardan mutlaka çözün. Instagram hesabımızdan da bizleri takip ederek arkadaşlar çıkmış ehliyet sorularını çözerek %100 başarı elde edebilirsiniz. Sınavlara giren arkadaşlara başarılar diliyorum. Ve birinci sorudan itibaren başlıyoruz. Karayollarında can ve mal güvenliği yönünden trafik düzeninin sağlanması ve alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla çıkarılan kanun aşağıdakilerden hangisidir? A. Medeni Kanun, B. Türk Ceza Kanunu, C. Karayolları Trafik Kanunu, D. 2872 sayılı Çevre Kanunu. Bakın burada can ve mal güvenliği yönünden trafik düzeninin sağlanması dediği için Karayolları Trafik Kanunu'dur. Cevabımız Ceyhan seçeneğidir arkadaşlar. Hemen ikinci sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi araçların tehcir işlemlerini yaparak belge ve plakalarını vermekte görevlidir? A. Sağlık Bakanlığı, B. Milli Eğitim Bakanlığı, C. Emniyet Genel Müdürlüğü, D. Karayolları Genel Müdürlüğü. Evet, araçların tehcir işlemlerini yaparak belge ve plakalarını kim verir? Tabii ki Emniyet Genel Müdürlüğü yetkilidir. Cevap Ceyhan seçeneğidir. Üçüncü sorumuza bakalım. Şekildeki ışıklı trafik işaret cihazında kırmızı ışık ve yeşil oklu ışık birlikte yanmaktadır. Bakın kırmızı ve yeşil birlikte yanmaktadır. Bu durum sürücülere aşağıdakilerden hangisini bildirir? A. Düz gidilebileceğini, B. Sadece sağa dönülebileceğini, C. Sadece sola dönülebileceğini, D. Yolun tüm yönlere açık olduğunu. Evet, burada hangisini bildirir dediği için, bakın arkadaşlar, yeşil sadece sağa yanıyor. O zaman sağa dönülebileceğini bize bildiriyor. Bursa seçeneği doğru cevap. Evet, hemen dördüncü sorumuza bakabiliriz. Yapısı itibariyle sürücüsü dahil en fazla 9 oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş motorlu taşıt hangisidir? Otobüs, otomobil, kamyon, kamyonet. 9 oturma yeri olan motorlu taşıt hangisidir arkadaşlar? Sürücüsü dahil 9 oturma yeri olan aracımız otomobildir. Cevap B seçeneğidir. Hemen 5. sorumuza bakalım. Işıklı trafik işaret cihazında hangisinin yanması yolun trafiğe kapanmak üzere olduğunu bildirir? A. Aralıklı yanıp sönen sarı ışık, B. Aralıklı yanıp sönen kırmızı ışık, C. Yeşil ışıktan sonra yanan sarı ışık, D. Kırmızı ışıkla birlikte yanan sarı ışık. Işıklı işaret cihazlarında hangisinin yanması yolun trafiğe kapanmak üzere olduğunu bize bildiriyor. Evet, hemen bununla ilgili tabii ki ışıklar konusunda detaylı bir şekilde anlatmıştım. Hemen kısaca bahsedeyim size. Kırmızı ışıktan sonra sarı ışık yanarsa yeşil ışık yanar. Daha sonra yol trafiğe açılır. Evet arkadaşlar, bize kapanmak üzere olduğunu bildiren ışığı sormuş. Bakın, yeşil ışıktan sonra yanan sarı ışık yanarsa, ikisi birlikte yanarsa yolun trafiğe kapanmak üzere olduğunu bize bildirdiği için cevap burada Ceyhan seçeneği doğrudur. Altıncı sorumuza bakalım. Otoyolda 80 km saat hızla seyreden bir otomobil sürücüsü önündeki araçlar arasında en az kaç metre mesafe bırakmalıdır? Burada takip mesafesini sormuş. Takip mesafesi neydi? Takip mesafesi hızın yarısıdır. Aracın 2 saniyede kat ettiği süredir. 88-89 sayılarını arka arkaya saydığımız zaman yine bize takip mesafesini ne yapıyor? Veriyor. Hemen
verilen hız nedir? 80. 80'in yarısı nedir? 40 değil mi? Hızın yarısı Bursa seçeneğidir. 7. sorumuz. Şekildeki trafik işaretini gören sürücü aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır? Evet, sağ tehlikeli viraj işaretini sormuşlar. Tehlikeli tehlike işaretlerinden A. Sağ dönüş lambasını yakmalı. B. Takip mesafesini azaltmalı. C. Yavaşlayıp varsa geçme yasağına uymalı. D. Yolun solundan gitmeli. Evet. Sağ tehlikeli işareti gördüğümüz anda ne yapıyoruz arkadaşlar? Hızımızı azaltıyoruz. Yavaşlıyoruz. Varsa geçme yasağına uymak zorundayız. Burada cevabımız Ceyhan seçeneğidir. Hemen 8. sorumuza bakalım. Yine karıştırılan sorulardan birisi arkadaşlar. Dikkat edelim. Şekildeki trafik işaretinin bulunduğu yola aşağıdaki taşıtlardan hangisi girebilir? A. Otomobil. B. Kamyon. C. Motosiklet. D. Otobüs. Evet. Burada dikkat ederseniz bakın şeklimiz otomobil değil mi? Nedir işaretin anlamı? Motor taşıtların girmesinin yasak olduğunu, motosiklet hariç motorlu taşıt trafiğine kapalı yol işaretidir burada. Bakın motosiklet girebilir, diğer motorlu taşıtlar ne yapamaz? Giremez arkadaşlar. Cevap Ceyhan seçeneğidir. 9. sorumuz. Bir kaza anında başta kafa ve göğüs yaralanmaları olmak üzere olası bazı yaralanma türlerine karşı geliştirilmiş seyir esnasında takılması zorunlu olan koruyucu düzenek aşağıdakilerden hangisidir? A. Takı orak. B. Çekme halatı. C. Boyun korsesi. D. Emniyet kemeri. Evet. Evet arkadaşlar, burada da dikkat ederseniz emniyet kemerinden bahsediyor. Evet. Emniyet kemeri nedir? Takılması zorunludur her zaman. Denizli seçeneği doğru cevap. 10. sorumuz. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir? Evet. A. Demiryolu alt geçidine. B. Demiryolu üst geçidine. C. Kontrollü demiryolu geçidine. D. Kontrolsüz demiryolu geçidine. İşaretin anlamını sormuşlar burada. Bakın dikkat edelim. Nedir? Kontrolsüz hemzemin geçide yaklaşıldığını, yani demiryolu geçidine yaklaşıldığını bize bildiriyor. Hızınızı azaltın. Mutlaka uygun mesafede durun. Sağınızı solunuzu kontrol ettikten sonra dikkatli bir şekilde geçişinizi yapın. 11. sorumuz 1-2-3 şeklinde verilmiş. Hemen soruyu okuyalım. Yukarıdakilerden hangilerini sürücülerin yapması yasaktır? A. İşaret vermeden şerit değiştirmeleri. B. Kavşaklara yaklaşırken hızlarını azaltmaları. 3. İşaret verdiği anda aniden şerit değiştirmeleri. Burada hangileri yasaktır? 1. İşaret vermeden şerit değiştirilir mi arkadaşlar? Yanlış değil mi? Kavşaklara yaklaşırken hızımızı azaltmamız gerekiyor. Burada doğrudur. Bakın 2. Evet. İşaret verdiği anda aniden şerit değiştirmeleri de yine nedir? Yasaktır. Burada 1 ile 3'ü yapması nedir? Yasaktır. 1 ile 3'ün olduğu seçenek Ceyhan seçeneğidir. 12. sorumuz trafik görevlisinin hangi hareketi trafiği yavaşlatma işaretidir? Evet, yavaşlatma talimatı hangisidir? Hemen şıkları okuyalım. Bakın Adana seçeneği yavaşlatma talimatıdır. Sorumuzun cevabı Adana seçeneğidir. Bursa seçeneği hızlanma talimatı. Ceyhan seçeneği tüm yönlerin trafiğe kapatıldığını bize bildiriyor. Denizli seçeneğinde ise trafik polisinin yönüne göre ön ve arka kapalı, omuz başları nedir trafikte arkadaşlar, yolun trafiğe açık olduğunu bize bildirir. Hemen 13. sorumuza bakalım. Aşağıdaki tehlike uyarı işaretlerinden hangisi yaklaşılmakta olan kavşağın kontrolsüz olduğunu belirtir? Kontrolsüz kavşak hangisidir? Bakın burada evet, Adana, Ceyhan, Denizli ana yol tanıyor işaretleri. Bursa seçeneğinde ise kontrolsüz kavşak olduğunu bize bildiriyor.
Hemen 14. sorumuza bakalım. Şekildeki gibi devamlı çizgi bulunan karayolu için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Çizginin yolda ayırıcı görev yaptığı. Bakın devamlı çizgide. B. Diğer şeride geçilemeyeceği. C. Öndeki aracın geçilebileceğini. D. İki yönlü karayolu olduğunu bize bildirir. Hangisi söylenemez? Burada bakın devamlı çizgide takip mesafesini koruyarak araçların gitmesi gerektiğini bize bildiriyor. Öndeki aracın geçilebileceğini bildirmez burada bu işaret. Geçilemeyeceğini bildirir. Ceyhan seçeneği doğru cevabımız. Sorumuza bakalım arkadaşlar. 15. sorumuz. Yerleşim yeri içindeki kara yollarda aksine bir işaret yoksa minibüs, otobüs, kamyon için azami hız saatte kaç kilometredir? Evet. Otobüsün, minibüsün ve kamyonun yerleşim yeri içindeki azami hızı 20, 30, 40, 50. Yerleşim yerleri içerisinde tabii ki otomobil, minibüs, otobüs, kamyonların azami hız sınırları 50'dir. Cevap Denizli seçeneğidir. 16. soru. Karayolunun sağ ve soluna konan şekildeki trafik işaretleri sürücüye neyi bildirir? A. Yolun daralmakta olduğunu. B. 200 metre ileride köprü olduğunu. C. 200 metre ileride kavşak olduğunu. D. 200 metre ileride demir yolu hemzemin geçidi olduğunu. Evet, 200 metre ileride demir yolu hemzemin geçidini yaklaşıldığını, yani hızımızı azaltın. 200 metre sonra demir yolu hemzemin geçidine yaklaştığınızı size ne yapıyor? Bildiriyor. Denizli seçeneği doğru cevabımız. 17. sorumuza bakabiliriz. Hemen 17. sorumuza bakalım. Sürücünün aracını hareket ettirmesiyle birlikte trafikteki diğer yol kullanıcıları ile iletişimi başlar ve aracını park edinceye kadar da bu iletişim sürer. Buna göre aşağıdakilerden hangisi trafikte olumlu yönde iletişim kurma becerisine örnektir? Evet, olumlu yönde iletişim. Korkutmak, şaşırtmak. B. Su ve çamur benzerlerini sıçratmak. C. Sola ya da sağa dönüş yapmadan önce sinyal vermek. D. Sigara külü ve izmaritlerini veya başka şeyleri yola atıp dökmek. Evet, orada olumlu yönde iletişim kurma becerisi sola ya da sağa dönmeden önce mutlaka sinyalimizi ne yapmak arkadaşlar? Vermektir. Evet. Ceyhan seçeneği doğru cevap. 18. sorumuz. Yerleşim birimleri dışındaki karayollarında geceleri araç ışıklarının kullanılması ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur? A. Yeterince aydınlatılmamış tünellere girerken uzağa gösteren ışıkları yakmak. B. Dönüş ışıklarını geç anlamında kullanmak. C. Karşılaşmalarda ışıkları söndürmek. D. Park veya sis ışıkları ile seyretmek. Evet. Yerleşim birimleri dışında karayollarında geceleri araç kullanırken yeterince aydınlatılmamış tünellere girerken uzağa gösteren ışıkları yakmamız doğrudur. A seçeneğidir cevap. 19. sorumuza bakalım. Şekildeki park etme bilgi işaretine göre hangi numaralı araçlar yanlış park etmiştir? Park etme şeklimiz bakın. Dikkat edin, yan park edilmiş şekle göre dik park edenler hangileri? Burada 1 ile 2 dik park etmiş. Yalnız 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 2, 3 ve yalnız 3 şeklinde verilmiş cevaplar. Burada yanlış park edeni soruyor. Arkadaşlar burada yanlış park eden 1 ile 2'dir. Cevabımız Bursa seçeneğidir. 20. soru. Trafik kazalarında insan, araç, yol ve iklim koşulları etkili olmaktadır.
Buna göre aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi iklim koşullarından kaynaklanan bir tehlike olabileceğini bildirir? Evet, iklim koşullarından. Evet, A. Sağ tehlikeli viraj. B. Yaya geçidi. C. Gizli buzlanma. Bakın, gizli buzlanma nedir? İklim koşullarından kaynaklıdır, değil mi? Deniz seçeneğinde ise nedir? Kontrolsüz kavşak işareti. Bize sorulan iklim koşullarından kaynaklanan tehlike olabileceğini bildiren nedir? Ceyhan seçeneğidir. Evet, 21. sorumuza geçelim. 21. sorumuz yine sağ şekildeki araç sağa dönüşü esnasında aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır? A. Dar bir kaviste dönmesi, sağa dönüş yapacak. B. Geniş kaviste dönmesi. C. Karşıya geçen yayalara yol vermesi. D. Dönüş sonrası gidişe ayrılmış en sağ şeride girmesi. Evet. Dönüş yapacaksınız. Dar bir kaviste dönmeniz gerekiyor. Ve geniş kaviste. Sağ dönüşler arkadaşlar dar kaviste yapılır. Geniş kaviste yapılmaz. Burada bize yanlış olanı soruyor. Sağ geniş kaviste değil dar kaviste dönmemiz gerekiyor. Yani burada yanlış olan geniş kavis sola dönerken geniş kaviste dönülür. Bursa seçeneği doğru cevabımız. Hemen 22. sorumuza geçelim. Trafik zabıtası veya trafik işaret levhası ve ışıklı işaret cihazı bulunmayan kontrolsüz kavşaklarda aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır? A. Tali yoldan ana yola çıkan sürücülerin ana yoldan geçen yayalı araçlara yol vermesi. B. Dönüş yapan sürücülerin doğru geçmekte olan araçlara yol vermesi. C. Bütün sürücülerin geçiş üstünlüğüne sahip araçlara yol vermesi. D. Motorlu araçlardan sağdakinin soldan gelen araca yol vermesi. Evet. Evet arkadaşlar, burada dikkat edin. Yanlış olanı bize soruyor. Kavşaklarda. Kavşaklarda sağdaki soldan gelene yol vermez. Bakın, soldaki sağdan gelene yol vermesi gerekiyor. Burada Denizli seçeneği doğru cevap. 23. sorumuza geçtik. Şekildeki kontrolsüz kavşakta ilk geçiş hakkını hangi araç kullanmalıdır? Kontrolsüz kavşaklarda kuralımız şuydu. Dönüş yapan araçlar en son geçer. Motorsuz araçlar motorlu araçlara yol verir. Burada bakalım. Motosiklet dönüş yaptığı için bakın beklemelidir. At arabası motorsuz araç olduğu için en son geçer. İki aracımız kaldı. Kamyonet ve otomobil. Bakın, kamyonetin sağında otomobil olduğu için ilk önce otomobil geçer. Ceyhan seçeneği doğru cevap. 24. soru, şekildeki trafik işareti neyi bildirir? Trafik işareti, bakın, yaya yolunu, yaya geçidini, yayanın giremeyeceğini, yola yayanın çıkabileceğini. Evet, burada ne de trafik tanzim işaretlerinden giriş yasak anlamında yayanın buraya giremeyeceğini bize bildirir. Ceyhan seçeneği doğru cevap. 25. sorumuz dönel kavşakla ilgili gelen bir soru. Şekildeki gibi bir dönel kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır? Dönel kavşaklarla kuralımız dönel kavşak içindeki aracın ilk geçiş hakkı olduğunu bize bildiriyor. İlk önce burada bakın 2 numara ilk geçer. Daha sonra kavşağa en yakın olan 3 numara. Daha sonra da 1 numara. 2, 3, 1 hangi seçenekte var? Ceyhan seçeneğinde doğru cevap var. 26. soru, engelli sürücülerin park alanına engelsiz bir araç sürücüsünün park etmesi durumunda ödenecek ceza tutarı hafif bir park kusuruna göre 2 kat daha fazladır. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisi olabilir? A. Kesilen cezalarla kişilerde farkındalık oluşturmak. B. Engelli sürücülere moral vermek. C. Devletin kazanç sağlaması. D. Engelli sürücülere ödenek sağlamak. Burada da dikkat ettiğimiz gibi bakın, engelli sürücülerin park alanına engelsiz bir
araç sürücüsünün park etmesi durumunda ceza tutarı hafif bir park kusuruna göre iki kat daha fazladır. Burada önemli olan nedir? Engelli park yerlerine park edilmemesini ne yapmak? Sağlamak. Yani kesilen cezalarla kişilerde farkındalık oluşturmaktır esas amaç. Burada cevabımız Adana seçeneğidir. 27. sorumuza bakalım. Şekildeki taşıt yolu üzerinde bulunan yazı neyi bildirmektedir? Bakın yazı aracın önünde şeritlerde 50 rakamı bakın yazıyor. Bu neyi belirtiyor? A. Işıklara 50 metre kaldığını, B. Asgari en az hız sınırını, C. Azami en yüksek hız sınırını, D. Öndeki araca 50 metreden fazla yaklaşılmayacağını burada belirtiyor. Burada arkadaşlar esas nedir? Aracın önündeki 50 rakam azami hız sınırı değil mi? En yüksek hız sınırını bize bildiriyor. Cevap Ceyhan seçeneğidir. 28. sorumuza geçelim. Evet, üzerinde teknik değişiklik yapılıp da süresi içinde bildirilmeyen araçlara değişiklik belgelendirilip tescil kuruluşunda tescil edilinceye kadar aşağıdakilerden hangisi uygulanır? A. Trafikten men, B. Hurdaya ayırma, C. Sürücüsüne ağır hapis, D. Başkasına devir etme şartı. Burada da dikkat ederseniz arkadaşlar trafikten men cezası uygulanır. Adana seçeneği doğru cevap. 29. sorumuza geçelim. Şekle göre hangi numaralı aracın sürücüsü hatalı davranmıştır? 1, 2, 3, 4. Evet, hangisi hatalı davranmış bakalım. Şeklimize göre. Bakın 3 nolu araç sürücüsü devamlı çizgiden 2 yönlü karayolunda karşı yöne geçmeye çalışmış. Değil mi arkadaşlar? Burada yanlış hata yapan Ceyhan seçeneğindeki 3 nolu araç. 30. sorumuz yine bir kontrolsüz kavşakla ilgili soru. Sık sık sınavlarda gelen sorulardan birisi. Arkadaşlar şekildeki karşılaşmada hangi araç öncelikle geçiş hakkını kullanmalıdır? A. Tarım traktörü, B. Otobüs, C. İş makinesi, D. At arabası. Evet. Yine bu tip sorularda kuralla gidiyoruz. Kuralla çözüyoruz sorularımızı. Arkadaşlar at arabası motorsuz araç olduğu için en son geçer. İş makinesi ve lastik tekerlekli traktörler diğer motorlu araçlara yol vermeliydiler. Burada en son kalan nedir? Otobüs. Yani ilk geçiş hakkını otobüs kullanmalıdır. Bursa seçeneği doğru cevap. 31. sorumuz şekle göre en soldaki şeridi sürekli işgal eden sürücü aşağıdakilerden hangisi uygulanır? Sürekli olarak sol şeridi işgal eden. Sol şeritler niçin ayrılmıştır arkadaşlar? Geçiş üstüne sahip araçların gitmesi. Geç amaçlı kullanabiliriz. Devamlı işgal etmemek şartıyla. Sağ şeritler ise yük ve yolcu taşımacılığı yapan otobüs, kamyon ve tırların kullanması gereken şeritlerdir. A. Hafif hapis cezası. B. Sadece ceza puanı. C. Trafikten men cezası. D. Para cezası ve ceza puanı. Evet, burada da arkadaşlar para cezası ve ceza puanı uygulanır sürekli işgal edenler için. 32. sorumuza geçelim. Aşağıdaki hallerin hangisinde sürücü araç kullanmaktan men edilir? A. Taşıma sınırının üstünde yolcu almışsa. B. Taşıma sınırının üstünde yük yüklemişse. C. Uyuşturucu madde alarak araç kullanıyorsa. D. Zorunlu mali sorumlu sigortasını yaptırmamışsa. Evet arkadaşlar, burada bakın sürücü araç kullanmaktan men edilir. Tabii ki uyuşturucu madde alarak araç kullanıyorsa trafikten men edilir. Ceyhan seçeneği doğru cevap. 33. sorumuz. Şekildeki karşılaşmada öncelikle görev halindeki itfaiye aracının geçmesi gerekir. Bu durum aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır? A. Otomobilin tali yolda olması. Bakın evet. B. İtfaiye aracının ana yolda olması. C. İtfaiye aracının geçiş üstüne sahip olması. D. İtfaiye aracının diğer araca göre daha güçlü olması. Burada tabii ki arkadaşlar
itfaiye aracı geçiş üstüne sahip bir araç olduğu için ilk geçiş hakkını kullanması gerekiyor. Evet, burada Ceyhan seçeneği doğru cevap. Son iki sorumuz. Yerleşim yerleri içinde kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının duraklarını belirten levhalara her iki yönde kaç metre mesafe içinde park etmek yasaktır? A15, B20, C25, D30. Evet, yerleşim yerleşme. Kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının duraklarını belirten levha, trafik levhalarını arkadaşlar 15 metrelik mesafe içerisinde park etmek, duraklama yapmak nedir? Yasaktır. Adana seçeneği doğru cevap. 35. sorumuz, aşağıdakilerden hangisi? Karayolunda bozulup kalan araçların tehlikeye meydan vermemesi için yapılması gereken işlemlerden biridir. A. Videsin boşa alınması. B. Araçta gözcü bulundurulması. C. Aracın kapılarının açık tutulması. D. Aracın ön ve arkasına birer kırmızı yansıtıcı konulması. Evet. Arkadaşlar, karayolunda bozulup kalan araçların tehlikeye meydan vermemesi için kesinlikle, dönemeçli bir yolda ise reflektörümüzü birinci noktaya 30, ikinci noktaya 150 metreye kırmızı yansıtıcı, yani reflektörlerimizi ne yapıyoruz? Koyuyoruz. Burada da ön ve arkasına birer yansıtıcı konulması gerekiyor. Evet, engel işareti otobüs ve kamyonlarda 150 metreden görülecek şekilde işaretlenmesi gerekir. Evet arkadaşlar, son 35. sorumuzu da çözdük. Bu videomuzun da sonuna geldik. Kanalımıza abone olup videoları beğenmeyi unutmayın lütfen. 2021'de sizlere çıkacak örnek sınav sorularını çözebilirsiniz. Daha önce de atmış olduğum soruları arkadaşlar tekrar tekrar çözerek mutlaka videolarımızı da beğenmeyi unutmayın lütfen. Başarılar diliyorum. Hoşça kalın.